Merhabalar. Bugün misafirlerinizi ya da yalnızca kendinizi şımartmaya ne dersiniz? Cevabınız evetse hadi tarifimize geçelim. Küçük bir tencerede bir bardak süt, bir bardak su ve bir bardak şekeri karıştırıp sadece kaynayana kadar bekliyoruz ve altını kapatıyoruz. Bir başka tencerede 3 kaşık tereyağına 1 su bardağı kadar irmik ekleyip rengi koyulaşıncaya kadar hiç durmadan karıştırıyoruz. Bakın istediğimiz koyuluğa gelmeye başladı bile. Yeterince kavurduğumuz irmiğimizi sütlü şerbetimizi ilave edebiliriz. Yalnız burada çok dikkatli olun. Sıçrama ihtimali çok yüksek. Kaynamaya başlayan irmiğimizi ocağın kısık ayarında aynı pilav gibi göz göz oluncaya kadar pişiriyoruz. İrmiğimiz yeterince şerbetini çekti. Şöyle bir karıştırıp artık demlemeye bırakabiliriz. Kalın bir örtüye sarıp 20 dakika kadar demlendirdiğimiz helvamızın servis aşamasına geçebiliriz. Öncesinde bir kaşık yardımıyla helvamızı biraz dağıtalım. Tam olması gerektiği gibi tane tane ve gerçekten enfes kokuyor. Sıra şimdi dondurmamızı, irmiğimizi buluşturmaya geldi. Şöyle bir buzdolabı poşeti kullanıyorum. Küçük bir kasem var. Buzdolabı poşetini kasenin içerisine kenarlarını kaplayacak şekilde güzelce yerleştiriyorum. Bakın böyle. 2 kaşık kadar irmiğimi kasemin içerisine alıp kaşığın arkasıyla kenarlarına yaydırarak yerleştiriyorum. Ortadaki boşluğa bir top dondurmamı alıyorum. Bir kaşık daha irmikle kasenin alt kısmını kapatıyorum. Servis tabağına kaseyi ters çevirerek aldığım irmik helvasını süslemesi artık sizin zevkinize kalmış. Afiyet olsun.